7/24 YouTube kanalımızın yedek kulübesine hoş geldiniz. 12. haftayı da geride bıraktık. Sürpriz sonuçlarla karşılaştık. Yine dev kadroyla karşınızdayız. Erman Kuzal, Kenan Arayıcı ve Gökhan Akça. Hoş bulduk. Yine İyi akşamlar herkese. Üçüncü programımız hep beraber. Üçüncü nasıl ya? Gidiyor? Üç, evet, beraber. Heyecan yavaş yavaş bitiyor. Niye bitsin ya? İyi, iyi gidiyor, iyi. Yok Gökhan, program heyecanı yavaş yavaş bitiyor. Lig heyecanı devam ediyor. Tabii de Beşiktaş yenseydi daha güzel olacaktı. Planlarım alt üst oldu ama. Yine güzel tepkiler alıyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Alttaki abone olma butonuna bir tık yapın ve tanıdığınız bütün herkese yollayın. Gökhan geçen hafta bura 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 diyor ya sürekli. Evet. Abone ol bu tarafta yalnız. Olur mu canım, bu tarafta değil mi? Ters söylemişsin. Olmam. Bu tarafta abone ol burada. Olmaz, sağ abone ol. Sol abone ol. Tutturamamışsın bir türlü. Ben stres oldum izlerken. Arkadaşlar lütfen hemen böyle beğene basın yeter, başka bir şey istemiyoruz zaten. Çok da zor bir işti. Pıt yapınız bitiyor hemen. Başlıyoruz mu? Başlıyoruz. Başlayalım mı? Fenerbahçe Malatya maçıyla başlayalım o zaman. Bir dakika daha, başlamıyorum ya. Niye? Her hafta olduğu gibi Fenerbahçe maçıyla başlayalım. Ya her hafta Fenerbahçe. Ben dünden beri hazırlık yaptım. Evet. Kayısı aldım. Kaça aldım? Bir de para da verdim. Dünyanın parasını verdim. Keşke vermeseydik o kadar. Kaç gram aldın? Elimizde patladı. Arkadaşlar burada. Alanya yenilmeseydik. Kime hepimiz yiyelim ya. Bağışıklık sistemi güzel çalışsın. Hoca lazım şimdi bize. Bence sen bu kayısıyı özellikle Erman'a aldın. Erman'a yani. Aldım da işte hocam, yaptığım bir şey yok. Elimizde patladı hocam. Alanya spor maçında. Erman'a takdir edeyim. Hocamcığım buyurun. Erman'cığım ben buyurun. Ben Malatya maçında yiyeceğimi yedim. Onda sıkıntı yok da. Şimdi Alanya maçında biliyorsun bugün mağlup oldu Beşiktaş. Aynen. İşte onun orada... Biliyorsun bu sık hangi sıkıntıya evet. Gelir. Sen de geri takdir et. Sinirden sen bunu bence Gökhan'a bir daha ver. Gökhan bunu yesin. Gökhan'cığım. Ben sinirden sinirden üstüne de su içsin hocam. Neyse. Aynen. Rahat. Biz problemden sonra yiyeceğiz sana. Ben sana daha çok şeyler yedireceğim. Bu da rahat ol. Bu elimde patladı. Nazar değdi. Evet hocam. Fenerbahçeli olduğun için Erman abi. Erman'dan başlayalım. Bak bütün klasik söylediğim hiçbir şey söylemek istemiyorum bu hafta. Hani hep aynı şeyler, sistem yok, futbolcular oynamıyor falan filan. Oradan girmek istemiyorum. Sadece Erol Hoca'dan, bugün Erol Hoca'dan yürümek istiyorum. Bitirme hocayı ama. Yok, hocayı bitirme. Ya hocayla şeyim yok. Hocanın 3 tane oyunu var. Bunu söyledim kaç gündür arkadaşlara da. 3 tane oyunu var. Maça kötü başlamak, kötü oynamak ve kötü bitirmek. Erol hocamın maalesef şu anda vallahi bir şey söyleyeyim, sinirden konuşamıyorum. Hani böyle çok şey söylemek istersin ama söyleyemezsin ya. Ben röportajına bayıldım ama dün. Yani ben en kötü bulduğum kelimesi ne biliyor musun hocam? Bu hepimizin hatası dedi ya. Evet. Ya ama orada sen bir hocasın ya. Bak bir şey söyleyeceğim. Bir Guardiola'dan örnek vereyim size. Manchester United maçı. Manchester City'de hocayken Guardiola maçtan sonra bir oyuncusuna gidip diyor ki senin yüzünden böyle böyle oldu. Ama ben diyor şimdi çıkacağım basın mensuplarının önünde bunu diyor üzerime alacağım. Bugün suç benimdi, kabahat benimdi. Ama bil ki diyor bugünkü suç senindi. Ve bunu basın mensuplarının önünde kendi kabul ettiği şeyi soyunma odasında futbolcusuna söyle. Hocalık böyle olur. Bu bizim suçumuzdu. Ya bu pelkas. Ya oynat ya oynatma, bir karar ver. Hep, yani çıkarmışlar hep 70. dakikada oyundan hocam, çıkıyormuş. Demek ki saat falan çalıyor orada. Yani alarmı kuruyor. Ezber, dırırt ezber. Yapıyor. Pelkas geldi herhalde. Yani ben anlamadım yani. Ama 4 hafta önce de adama kral diyordunuz. Adam diyordunuz. Adam hala kral. 10 numara diye aldık adamı. Adam zaten kral. Ama kanatta oynuyor. Ama niye kanat oynatıyor? 10 numara aldık biz. Yalnız 10. Erman bu arada bütün rekorları da verdiniz yani. Yeni müzik rekorları. Ben sadece ben Fenerbahçe'nin bir sürü rekorundan haberim yoktu bak. Hepsini bu sene öğrendim. Şimdi geçen bakıyorum diyor ya 3 maçtır evet. Kendi sahasında üst üste hiç kaybetmemiş falan. Evet. Ben bilmiyordum onu, bak bugün yeni öğrendim yani. Malatya ilk kez Kadıköy'de yenmiş tarihinde. Adem Büyük ilk Fenerbahçe kariyer golünü atmış. Umut bu sene ilk golünü Fenerbahçe'ye atmış. 5 maçta 5 farklı takımla Fener'e gol atmış. Yani öyle bir saydılar ki.
Ama en çok da Fener'e atmış Umut Bulut. Ya iyi demek ki şey oluyor. Ama Umut Bulut Süper Lig'de en çok oynayan 3. futbolcu. Ama biz 37 yaşında. Fenerbahçe'deki en büyük sıkıntı, yani Galip geldiğinde de iyi oynamıyordu zaten. Ya kabul etmiyor hocam. Ona sinirleniyorum. Evet, kabul etmiyor. Hoca kabul etmiyor yani. Sıkıntı orada evet. Ben de diyebilirler burada. Hani siz iyi görüyordunuz da biz iyi görüyorduk ama 5. hafta dedik. Aynen. Hatta burada yorumculara da uyardık, dedik ki birini şişirip birini ezmeyin dedik. Aynen. Fenerbahçe iyi olacak dedik ama ya biz Gençler Birliği maçında 5-1 iken eleştirdik burada. Aynen doğru diyorsun. Bize neler söylediler ya, siz dalga mı geçiyorsunuz dediler. 5-1 kazanmış Fenerbahçe Ankara'da deplasmanda falan. Ya dedik top oynamadı arkadaşım. Ya kaleci top kurtarmadı yani. Burak hatırlıyorsan biz konuşuyorduk, taraftarın olmaması iyi dedik ilk başta. Bu takım oturması lazım. Hani bir ilk 11 bulacak, daha iyi olacak. Seni çok değişirdi ama, ya. Ama şimdi ya şu son maç için bence taraftar olsaydı orada kıyamet kopardı. Ben sana söyleyeyim. Ama ya, belki de yenilmezler de o da var yani. Ama oyuncularda şimdi baskı şapka yok. Bu maçta şapka düştü hocam. Bu maçta şapka düştü. Hakem yok, var yok. Aynen. Sallayacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok, doğru diyorsun. Burada şapka düştü. Yöneticiler bile çıkmadı maçtan sonra. Bir tane yönetici çıkıp da bir şey demedik ki yani biz bundan şikayetçiyiz. Bu maçta kel göründü, ben size söyleyeyim. Ya hocaya soruyorlar. Sorun ne diyorlar? Biz de bilmiyoruz diyor. Zaten hocanın röportaja başlaması, biz bu maçı almak istiyorduk. Ya sen öbür maçları almak istemiyor muydun şimdiye kadar? Adam öyle röportaja başladı resmen. Ya biz bu maçı almak istiyorduk diyor adam. Ben Erman, Gökhan sen daha gelmeden, Erman gelmişti ilk önce. Biz otururken size bir soru sordum, hatırlıyor musun? Dedim ki Fenerbahçe'de oyuncu olmak mı zor, hoca mı olmak zor? Hoca demiştim ben. Hoca demiştim çünkü şimdi hocanın işi daha zor. Şimdi hocanın arkasında Emre Belezoğlu gibi biri daha var. Şimdi hoca acaba kendi düşündüğü kadroyu mu sahaya sürüyor, yoksa hani kulağına fısıldıyor mu ya şu da oynasa daha iyi olur mu diye şimdi. Çünkü öyle bir istihbarat aldık. Yani zaten şimdi, öyledir hoca, öyle bir şey yok. Hayır, yani Emre zaten onu bir kere kabul etmek istedim. Yok hani öyle bir şey oluyor diye değil de, ama bir hocanın üstündeki öyle bir kişi var ki yani Emre Belezoğlu bu. Hem yıllarca futbol oynamış kendi, bir de futbol içinde var olan, yeni bırakan bir oyuncu. Bütün transferleri o yapmış. Ensesinde de Volkan Demirel var. Bir iki tane, belki bir iki tane hocanın istediği oyuncuları da almıştır büyük ihtimalle. 15-17 oyuncu alındı. Çünkü hocanın işi o yandan ben çok zor tuttum. Çünkü şimdi Emre Belezoğlu hariç başka biri olsa belki hocaya bir şey söyleyemezdi. Şimdi Emre Belezoğlu hocanın daha güçlü şu an. Yani büyük ihtimalle ya fikir alışverişi yaparken diyorduk ya şunu oynat, şu oynasın, şu oynasın. Hatta ya maçta bile karıştırır belki telefondan, belki kulaklıktan ya söylüyordu bunu yap, bunu yap. Ya onlara bile kulaklık var Mehmet. Yani kesin vardır hocada var, bir şey olur. O şey ama ya o yeni sistem o bütün takımlar tribünde bir hocada oturtuyor. Hani yukarıdan daha iyi göründüğü için bütün sistem buradan. Eksik olan yanına şey yapanı oradan hemen bu Amerikan futbolunda yapıyorlar ya. Aynen o yukarıdaki hoca diyor ki mesela ya biz sol taraf çok açık veriyoruz. Yardımcı hocaya söylüyor. Çünkü yardımcı hoca da var, hoca diyor hocam biz herhalde bu artık aksiyon yer ne tarafsa oraya bir önlem alalım. O kulaklık ondan dolayı yani o şey değil. Ama biz sezon başında konuştuk. Erol Bulut sadece 3 kişi getirebildi. Yani kendi ve 2 kişi getirebildi. Yani ekibinde evet. Ekibine. Ben içime sinmediğini size ilk hafta söylemiştim. Gökhan yoktu. Üçümüz vardık. Ben Erol'un içime sinmediğini söylemiştim. Çünkü kupası yok demiştim. Hatırlıyor aynen, musunuz? Evet. Kupasız hocam olur Fener'in başına demiştim. Bir becerisi yok, bir başarısı yok demiştim. Fenerbahçe ağır geldi ona galiba. Bence yani Fenerbahçe'yi futbolcular iddia ediyorum. Yani büyük kulüp, çok büyük kulüp zaten. Ona büyük bir hoca lazım. Ya ağır değil de şimdi sıkıntı bak. Tamam da söz geçiremezsin ki ya hoca bak, yani. Sıkıntı. Senin karşısındaki futbolcular 18 tane yeni futbolcu almışsın. Kariyeri var. Sıkıntı o zaten. Hayır, bak, becerikli. Sıkıntı ne? Kadron kısıtlı olsa bak Fenerbahçe'nin ilk 11'i daha belli değil. Yani belli mi? Stoper'de bir Tisserand oynuyor, bir Aziz oynuyor, bir Sadık oynadı herhalde bu hafta. Lemos oynuyor. Sadık bir sene sonra ilk kez oynadı. İkinci yarı Mustafa oynadı. Elinde çok adam var. Kafası karıştı. Şimdi az kadrosu belli bir 13-14 iyi adam olsa ilk 11'i belli. Ya iki tane oyuncu hep değişebilirsin. O formda bu formda. Şimdi Erol Hoca'nın sıkıntısı adam çok önünde abi. Bir de adam çok önünde. Hiçbirisi savaşmıyor ki hocam. Savaşan yok yani. Top elinde oyna adam sallana sallana oyuna giriyor. Ya Sosa yani birisini bana göster ki dünkü maçta ya bu adam azim verdi, bir şeyler sarf etti, yapan var mıydı? Yoktu mu maçta? Şimdi bazen hocam yani hepsi geziniyor sahanın sen içinde. Sen zaten daha iyi biliyorsun da bazen sahanın içinde bir adam bütün takımı etkile ateşler. Tuncay vardı Fenerbahçe'de. Tabii. Aynen. Bir topa alışı vardı kale içinden, gol yediğimiz zaman nasıl koşardı orta sahaya. Ama biz onu Fenerbahçe'nin içimizde görmedik. Görmüyoruz yani. Ya zaten doğru diyorum. Şimdi onları yapacak kişiler zaten belli. Gökhan Gönül yapması lazım. Caner yapması lazım. Ama şimdi Caner'le Gökhan
O kadar başka şeyle meşguller ki. Hocayla meşguller, başka evet. şeyle hep böyle hep bir şeyin içindeler böyle. Dışarıdan seyredince ya diyorsun ki Caner artık alıyor topu. Yani bu artık biz söyleye söyleye yorulduk. Hoca da söylüyordur ya. Orta sahadan her maç en az 10 tane orta yapıyor abi. Yani bu hani... O işte ben Erol Hoca'ya onu söylüyorum. Erol Hoca diyor ya, tabii diyor biz gözümüz kapalı 11 yapıyoruz, bizim sistemimiz yok falan. Hani biz dalga işte. Dalga geçiyor kendince. Yok. Ya senin 40 tane ortan varsa, bunun 15 tanesi orta sahadaysa senin sistemin yok zaten. Bana hikaye anlatma yani. Ya sistem şimdi ona karışamayız. Hocanın kesinlikle her hocanın kafasında sistem benim sistemim var. Bu diyorsa, ben ona bir şey demiyorum. Eğer diyorsa ki ben diyorum futbolcularıma işte orta sahadan orta yapın. İşte ne bileyim sola gönderin sol o zaman tamam. Ben eğer haftada, futbolcu kendi kafasına bak, göre yapıyorsa ben onu hiç anlamadım. Bu hafta da maçı seyrettim. Fenerbahçe'nin bence çok elindeki oyuncu ayrı tip oyuncu. Şimdi bir tane böyle hızlı defans arkasında sprint yapan şu an bir oyuncusu var. Ferdi Kadıoğlu diye bir arkadaşımız. Ama bak şimdi ben yine söylüyorum. Abi eğer bu Fenerbahçe sen 18 transfer yapmışsan halen Ferdi Kadıoğlu'na kalmışsan bir yanlışlık olmuş bu takımda transferlerde. Tamam da 18 transfer de hepsi transfer değil ki hocaya. Ben şimdi doğru diyorum. Birisi ikinci ilk kalmış, birisi haftalarca yedek kalmış gelmiş yani. Yok, 18'i geç hoca ona 5-6 transfer de. Yok bak. Gerisi hepsi, süsleme. Hepsi aynı ayarı topçu. Hız yok, sürat yok, hepsi ayağına top istiyor. Pelkas ayağına istiyor. Sosa ayağına istiyor. Yani hep ayağına istiyor toplar. Herkes Sisse'nin şeyi belli zaten. Sprinter bir tip değil. Golcü geldi mi yanına. En çok nere koşar hocam bir takımda? En çok nere koşar? Ya bak şimdi bu en sağ çok, orta sağ. Sağ açık sol açık. Orta bir kere senin kanadın 30'un üstü olmaz. Ya, ya aynen işte onu diyorum. Sprinter oyuncağın yok. Defa evet. Bak şimdi bir kere defans arkasına zaten koşar yapmazsan işin zor zaten. Zor. Berkaç'ın yok hocam, Berkaç'ı yok. Orta sahada abi top kazanmak isteyen kaç oyuncusu var Fenerbahçe'nin? Bir Gustavo biraz koşuyor. Gustavo da koşmadı dün. Bugün bu sefer orada yeter de nalan gelsin. Ben de enayimin koşacağım. Normalde bir Gustavo var. Pelkas sol açık diye başlıyor. Daha çok içerilerde geziyor. Ozan yine bak Ozan'ı maçı seyredince çok iyi ama yine en azından topu alıp da süratle fileyle kaleye gidebilecek bir oyuncu. Ozan da tek o zaten başka kimse yok. Değil ama o top taşıyabiliyor. Yırtıyor kendini, bir şey oldu yok. Ama diğerlerini böyle seyrettin mi? Caner alıyor. Orta sahadan ya, doldur. Vallahi her hafta aynı şeyleri konuşmaktan yorulduk. Aynen. Ya. Biz de yorulduk. Onlar millet de yoruldu. Ondan sonra demekten. Mesela büyük takım ben de oynadım. Bak büyük takımlara karşı oynarken eskiden büyük takımlar boğuyordu seni. Ya ne yapıyordu adam? Öne şimdi misal vereceğim. Sen de öyle bir zamanda oynadın ki zaten geliyor. Yemin şimdi ediyorum. Vallahi. Adam Hakan Şükür, Hasan Şaş, Hacı, Arif, hepsi, abi hepsi saldırınca bir otomatik olarak zaten Anadolu takım olarak zaten 4-5 ucuncu olduğu için zaten 5-6'da defans durman lazım burada çıkmak yani, için. Yani. Zaten orta sahada iyi topu kullanıyor. Onların defansı da senin sahana girmiş zaten. Yani o kadar oyunu dartıyordu ki nefes alamıyordu. Şimdi bir bakıyorsun abi Sadık, Tisaran, top önde oynanıyor. Halen orta saha veya daha da kendi sahasında bekliyor abi. Ya hocam bir şey söyleyeyim sana. Malatya'nın bugün kadrosunda 4 tane ya 4 forvet de çıktı ayrı o başka bir şey. Hamza Hoca bravo helal olsun. 3 kupalı adam zaten. Fener'e o yakışır da öyle hoca yakışır. Vay! Galatasaray'ın sesi Fener'e. Galatasaray Hamza Hamza bravo. Fener'e Galatasaray'da ama Galatasaray'da almış 3 kupa helal olsun. Hamza abi ya 4 forvet de çıkıyorsun Kadıköy'de Fenerbahçe'ye. Bak aynen. Yine helal olsun. Ama senin kadronda aşağı değil Fener'den yani Semih Kayası hani bunlar da adeta Adem Büyük. Zaten Galatasaray karşı oynadı onlar. Umut Galatasaray'da oynamış yani. Bak Malatya'da serttik. Burak Malatya'da ondan da önde sprinter 4 oyuncu değil bak. Ama Umut Bulut. Vallahi yaşı bilmiyorum 35 var mı? 37. Adem Bulut sprinter ayağına ister topu. Ama bir takımı rahatlatacak yer durası şimdi. Adem Bulut'a topu atıyorsun. Adem'e top tutuyor. Umut Bulut'a atıyoruz. Evet. Topu tutuyor. Hele Tete bence sahanın yıldızıydı. Tete. Nereden bu uçlar? Nasıl bir oyuncu? Normal böyle böyle. Değil o yemin ediyorum. Abi Tisaran'dı. Hepsi döydü. Sağdı. Hepsi döydü. Gidiyordu. Ama hani bir de Kublai diye bir genç bir çocuk var. O da böyle güçlü fiziği olan 4 tane fizikli oyuncu ama takımı orta rahatlatan yani. Topu atıyorsun. Top tutuyor orada abi. Yani top tutuyor. Fenerbahçe'de yok. Öne atıyorsun. Ferdi Kadıoğlu alıyor bir şey yapmaya çalışıyor. Bu taraftan Sisse var mı yok mu oyunda belli değil. Seken topu bile çalamadı. Sol açık diye başlıyor. Yani Perotti var diye yine o işleri beceriyordu. Dar alanda adam eksil diyor gidiyor. O da yok şimdi. Pelkas'ı sol açık diye başlatıyor. Orta adamı geziyor. Ben hiç görmedim. Soldan bir orta yaptığını gördünüz mü Pelkas'ı? Ben görmedim maçı. Hatta ben resim karesi attım ya size Caner'in attığı yer sadece ezilmiş biçimleri. Hani Fenerbahçe bu hafta yenildi. Ne hakemlerde suç var. Valla ben 10 dakika hoca sende suç. İlk 10 dakika baktım.
size de mesaj attım. Dedim ki Beşiktaş maçını izliyorum sanki. Aynen. Yani çıkarken top kaptır. İki topta geldiler zaten. Hani aynı Beşiktaş maçı gibi. Hamza Hoca'yı iyi... Yalnız ben iyi, bu arada bir şey de Hamza Hoca'yı ben... Eski takım arkadaşım Hamza Hoca'yı da çok seviyorum, Hamza abi. Çok da iyi oldu bana. Maçtan sonra yaptığı açıklamayı takdir duydum. Yani dedi yani şimdi biliyorsun daha önce Galatasaray, Beşiktaş'ı, Fener'i yenen hoca işte sistem çalıştık, analiz ettik de şöyle yaptık da böyle yaptık. Kendine bir pay çıkarıyordu. Hamza Hoca çıktı. Ben de öyle hani sistem bir şey değil diyor. Ben kendi takımıma baktım diyor. Kendi takımın güçlü tarafları neyse o yana çalıştık diyor. Böyle bence de çok iyi oynayıp galip geldiler hak ederek yani. Erol Bulut böyle bir açıklama yaptı, ne yapacaktın hoca? Erol Hoca şu an bir teknik direktör mü yoksa bir antrenör mü? Bu ikisinin arasındaki fark ne? Ya şimdi Erol Hoca bak ben dedim ya Fenerbahçe işi zor. İki tane şeyleri konuşuyoruz. Oyuncu çok rotasyon yapmaya çalışıyor. Onu oynatıyor. Herhalde şimdi biraz önce Erman ya sen söyledin. Her hafta 70'te Pelkas oyunda çıkıyormuş herhalde. Evet. Yani artık çıkan oyuncular da belli diyor Fener'de. Tabii canım. Dağım da çıkarır diye düşünmüştü ama kimi çıkaracağını bilmezdik. Belki de bir mesela ben Erol Hoca'nın ilk hafta yaptı bunu. Sosa'yı çıkardı. Başka oyuncu soktu mesela yerine. Bu hafta bunu da yapmıyor. Bu hafta nasıl? Mağlupsun. Sana gol lazım. Golcü çıkarıyor, golcü koyuyor. Ya evet. Sana gol lazım abi. Artık burada hani şey defanstan hani gerçi sağlıklı Sosa şey Gustavo yolda oraya. Yine dörtlü gibi oynuyordu arkada. Yani hani diyoruz ya mesela elinde ne kadar artık hücum varsa atacaksın abi. Ben sana söyleyeyim hocam. Ben sana söyleyeyim mi? Gol bulacaksın. Sosa'yı hiç almasaydı Fenerbahçe Emre Belezoğlu 7 ay daha oynardı. Oynardı. Tabii canım, bak oynuyor. Sana yemin ediyorum hiç gerek yoktu dün, ya. Dün Sinan Engin. Tamam da Sosa'da oynayacağını bilmiyor Sinan ki Erman. Sinan Engin ne dedi biliyor musun dün? Sosa'nın yerine dedi Acun Ilıcalı dedi çok iyi oynar dedi. Aynı yani aynı koşu, tamam da Burak adam da bilmiyor ki hafta sonu pazartesi günü antrenmana gidiyor. Adam ben diyor ki ya zaten diyor hafta sonu oynamayacağım diyor. Ne gerek var diyor. Kendimi yorayım diyor. Yani adamın kafasında düşünce yok adamda. Ben şunu bekledim dün. 4-4-2'ye geçer önce dedim. Sonra 4-2-4'e geçer. Ya normalde ya Sinan Gümüş'ü ben dedim ilk yarı bittiğinde dedim ya bakın ikinci yarı görün. Aynen biz de 4-4-2'ye geçecek. İki forvet falan hepsi hiçbir şey olmadı hocam. Ben onu diyorum. Bak şimdi ben de onu diyorum. Hocada ben şu an mesela ilk hafta hatırlıyor musun? Sosa'yı çıkardı oyunda herkes takdir etti. Dedi ooo Sosa'yı onu da alıyorsun. Samata'yı çıkardı işte böyle hani isim isim dinlemiyor gibi gözüküyor. Duran maçında falan hani, hamleleri. Ama şimdi bir bakıyorsun yani sen mağlupsun. Gol lazım. Hani normalde elinde ne kadar hücumcu varsa öne atacaksın. Yani artık hani bir gol bul. Karambol de olsa bir şey aratıp golü bulacaksın ki hani 2-1 oldu mu futbolda her şey var. Dakika 90, 30'dan bir vurursun çatala gider 2-2 maçı bitirsin yani. Yani günü kurtarırsın. 86'da. Ama o riskleri de almıyor hocam. 86-87'de Sinan Gümüş'ü sormuşsun. Hafta 2'nin oynuyor Fenerbahçe hocam. Gaziantep deplasmanı. Gaziantep deplasmanı. Zor. Ben sana bir söyleyeyim mi? Bir puan kaybı Çüsero. Ben Başakşehir'i yendim. Neden biliyor bugün... musun? Fenerbahçe bir de şöyle bir şey var. Altta da 4-5 tane antrenör var yani. Bekliyor aynen. Şey, hepsi kurt gibi bekliyor yani biliyor musun? Antep'le oynayacak hafta içinde Başakşehir'le Başakşehir oynayacak. Ya istemeyiz biz. Erol Hoca kalsın bence. Ya, daha kalsın, bir şans hak ediyordu ama tabii... Hak ediyorsa kalsın şimdi, hocam. Şimdi yani hak ediyor dedim. Yani, o tartışılır ama yani bir sen dersin öbürleri öyle der. Tabii şimdi ona ama şimdi tersi deplasmanla bu sefer de galip geliyor. Ya ben bir şey söyleyeyim size bak. Bizim çocuklarımız diyorlar ya bizim evlatlarımız evet. Bizim içimizden çıkanlar falan. Evet. Yok abi ya. Bak koy kapıya Fenerbahçe'nin stadyumunun güvenlik kapısını Meksikalı yap. Bak ket, yemek veren bu yemek yapan yok mu futbolcuları? Evet. Bak onu olsun. İtalyan al. Ya yemin ediyorum alma ya içimizden dost, kardeş, evlat için. Ya alma babacım ya alma ya. Alma gözünü seveyim alma ya. Allah'ım ya, yemin ben ediyorum. Beni bunlar çıldırttı hocam. İsmail Kartallar bilmem evlatlarımız çocuklarımız. 7 yılımı yediler ya. 14 sene, bu Galatasaray 14 sene şampiyon olamadı ya. Ya bir gün bir programda anlatın. Ben o zamanlar fazla bilmiyorum. Nasıl olamadı hocam 14 sene? Böyle miydi yani? Bizim Fatih yaşadıklarımızı mı yaşıyordu yani? Fatih Terim oynamış bir de. Biz şampiyonu ama, yok yani. Ama ben merak ediyorum harbiden bizim yaşadıklarımızı mı yaşamışlar? Yani biz bunları yaşıyoruz ya. Ya onlar da mı onu yaşamış? O zamanın güzelliği bence şeydi. En azından bu kadar yabancı oynamıyordu. Var yoktu. Var yoktu. Var yoktu. O zaman hakemler federasyon belirliyordu kim şampiyon olacağını. İfap yoktu. Şimdi ben Fenerbahçe ile ilgili bir tespitte bulundum. O da şu. Bu son 3 seneye baktığımız zaman Fenerbahçe küme düşme hattındayken bile bir mücadele vardı. Mücadele eden futbolcu grubu vardı. Fenerbahçe küme düşerken? Ya o hattayken dedim. Var öyle öyle dedim. Hattımız var. Bizim avaraj ligde kaldığımız yok, senemiz var. Ali Koç'un ilk senesinden bahsediyorum. Tabii ben söyleyeyim mücadele yani. Vardı bir de gelenek vardı. Bu ikisi vardı. Ya
geçen sezon gelenek kayboldu. İşte Galatasaray'ı yendi, Trabzon'u yendi, işte Beşiktaş yendi Kadıköy'de. Gelenek kayboldu. Bu sene de baktım, mücadele de kaybolmuş. Yani Fenerbahçe 3 sene içerisinde eridi, 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 erimeye de devam ediyor. Gustavo zaten röportajlarda diyor ki, biz diyor şampiyon takım gibi oynamadık diyor. Ne saldırdık, emin olun, ne istedik. Emin olun, Ali Koç'un ilk senesinde Fenerbahçe daha iyi top oynuyordu. Ya mücadele ediyordu oyuncu. 20. haftada koptu Fenerbahçe o zaman zaten. Ya şey şimdi şey şimdi öyle doğru da şimdi ama bak şimdi bu kadar eleştiriyoruz Fenerbahçe hala 2. durumda mı bilmiyorum şimdi. 3. herhalde. 3. puan farkı fazla. Puanla aynılar yani 2.ler ve 3.ler. Ama şimdi ya gerçi çok kötü görünüyor her şeyde ama Fenerbahçe kaybediyor. Diğer takımlar da çok iyi değil yani böyle araya açıp gidecek bir yok. Ya ben söylüyorum yani. Sana bu ligde daha çok puan kaybı hani... olur. Ya Alanya'yı görmüyor mu hoca? Adam iki hafta takımlara yenildi geldi bizi yendi bugün yani. Ya yok o bir mesela biz bunu hatırlıyoruz. Dezo, başlarken Başakşehir çok kötü gitti. İşte şöyle oldu böyle. Ya bu Türk futbolu bak sana yemin ediyorum. Bunları kim yedi biliyor musun hocam? Hep Tümer Metin yedi. Ya her hafta aynı yorum ya Tümer Metin. Bu takım çok can yakar. Ersin bu takım çok can yakar. Fenerbahçe için. Ya Galatasaray iki hafta galip. Ersin bu Galatasaray çok can yakar. 2-3 hafta Fener iyi gitti. Ersin bu Fener çok iyi maç, çok can yakar. Beşiktaş 2 hafta Ersin bu Beşiktaş çok can yakar. Ya, ya şoma aldı. Yandı, yemin ederim ben, öldük bittik ya. Fenerbahçe bence yani tabii. Tümer Metin buraya gelsin. Hocam sen oraya git. 10 bini sen al. Sen de gel burada otur yorum yap. Bu ne ben bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe. Biz deneriz kalırsa. Fenerbahçe'ye acilen ilk 11 lazım. Yani böyle bir iskelet lazım. Sosa mesela geçen sene sistem Sosa lazım. Trabzon'da kraldı abi. Trabzon her şeydi. Oyun yönlendiriyor, frikiyi vuruyor, penaltıları atıyor. Şimdi Fener'e geldi. Zaten ilk haftada hoca ona bir sinyali verdi, oyundan çıkardı. Sonra bir yedek kaldı, oynamıyor. Zaten şimdi yedek giriyor. Yani zaten Sosa harbiden sahaya girdi. Girmedi canım. Sinan Engin söylemiş herhalde. Doğru ben şey yapmadım. Sinan Engin hani söyledi. Sahada var mı Sosa, yok mu bilmiyorsun. Ya acınırız. Yani bir bakıyorsun böyle bir bakıyorsun. Bir işte dedim ya Ozan yine böyle hani top alıp taşımaya çalışan rakip alan bir ilk devrede bir iki Ferdi'yi gördüm. Bir iki böyle top alıp dribbling yapmaya çalıştı. Ya o genç çocuk istiyor zaten yani. Ama bak Ferdi de istiyor. Onun daha gözü açılmamış şey ben gör, sana söyleyeyim. Bak aşağı olmamış ama o Ferdi de o. Ben o şeyi görmüyorum abi. Yani böyle... Suratında yok şey. Hayır yok abi. O çocuk yani daha kaşarlaşmamış. O çocuk top oynuyor hala. Abi ama Ferdi... Kafasında başka şeyler dönmüyor onun da. Ferdi'yi izlediğim zaman ben Ferdi'nin bir gülerken yüzünü göremedim ya. E mutlu değil ki nasıl gülsün? Bak geçen yani, hafta... Adam. Bak geçen hafta... Denizli'de kaleci Altay kötü günde olsa yine mağlup olacaklardı. Bir evet. Penaltı kurtardı, bir sürü top çıkardı, yani bir sürü şey yaptı. Daha biz yani. Yani geçen hafta bu abartma kadar hoca üstüne de gitti topların yarısı ya. Yok yok. Tam penaltıyı kurtardı ya. Gerisi üstüne de gitti yani. Şanssızlığı çok iyi kalecisi o zaman dün kurtardı o zaman. Şanssızlığı. Hayret bir şey. Bu hafta da hani 3 gol mesela vardı 2 tane %100 top çıkardı herhalde. 3 gol yedi. 2 tane %100 çıkardı yani. Hafta 3 gol yedi, 3 haftada 9 gol yedi. Aynen yani. Yani Altay'ı yazarken ama çizerken iyi, yani. Biraz dikkat yani ama, oyuna kadar da değil. Değil ama yine de o iyi toplar kurtardı. Ya o kadar da kurtarsın hocam, o kadar da kurtarsın. Hayır ben demek istedim mi? Denizli'de o da olmazsa Denizli'de tabii yedir. Tabii canım orada haklısın, o şey diyorum yani. Zaten yani. Burada yavaş yavaş noktalayalım da. Sosa'nın zaten kaymağını Beşiktaş yedi. Kaymağın altını Trabzon yedi, gerisi de Fener'e kaldı yani maalesef. Kaymaktan sonra ne gülüyor bilmiyorum. Fazla kaymasın dikkat edin. Bizi yaradı o, yetti o bize. Ben şuna bir cevap vereyim önce. Önce bir cevap vereyim. Keseceğim. Türkiye'de Fenerbahçe'de en çok transfer yapan takım Beşiktaş'tır. Aynen. Yani bizim çok kaymağımızı yediniz siz. O yüzden lazım. Siz de bizden aldınız canım. Tümer Metin'i falan aldınız hatta size böyle küfürler müfürler saydınız. Tümer hatta daha kaç tane aldık? Niye? Ya şimdi sayalım mı? Niye bizim sana çıkıyorsun? İbrahim Hocam geliyor şeye git. Tersi doğru diyor. Hocam en az 15 vardır ben sana aynen. Söyleyeyim yani. Doğru diyor. Tolga'yı unuttun mu? Ya bizim kulüp önünde yatıyorsun uçurken bir futbol oyunu verin diye ya. Ya Allah seni be. İçerse Tolga'yı aldınız bizden. Allah razı olsun dedik sizden ya. Beşiktaş Kongresi oğlu Ali Koç ya. Yemin ediyorum bunlar var ya. Şeyin adı neydi? Ya Fener'e sattık ya, neydi onun adı? Solaçı bizim geri. Sen daha kimi sattığını bilmiyorsun. İbrahim Hocam biliyorsun. Kimdi? Ne zaman sattınız yani? Bu da ne zaman sattınız? O bile bilmiyor. 2-3 sene önce verdik ya, sonra İspanya'ya transfer oldu. 2-3 sene İsmail, önce verdik. İsmail aldınız da ne oldu? Tursun'u mu koydunuz yani? Suç mu koydunuz onu sahanın kenarına? Para verip almadık lan onu, bedava. Nasıl para verip de almadınız? Kapının önüne koymuştunuz. Onu bizi külfetten kurtardınız, daha ne olsun yani? Neyse burada kapatıyoruz. Müzik kaymağı yedi kaka. Sevinin Beşiktaş'tan. Sen kayısıya kayısı. Biz burada noktalayalım. Kayısıyı birazdan yiyeceğiz. Ondan önce biz söylemiştik. Fener
İyi oynamıyor, iyi olacak dedik ama bir türlü olamadı. Bir şey daha söyleyeceğim. Reha Kapsal hocandı değil mi hocam? Evet. Reha Kapsal 5. hafta dedi ki bu Fenerbahçe insanlar şampiyon olur dedi. Dün kendisini dinledim. Sistem yok. O zaman hocası değilmiş. Takımdan bir şey o da değişti. Ya şimdi hepinizi kandırdım. Fenerbahçe hepinizi kandırdı. Şimdi ilk haftalarda yorumcular doğru söylüyor. Bak ilk haftalarda yani bütün insanlara göründüğünde şimdi Beşiktaş'ı transfer yapamadı. Maddi sıkıntı var. Galatasaray istediği oyuncu alamadı. Fenerbahçe olarak transfer yapınca biz dahil ne dedik? Oo, çok iyi bir takım kuruyorlar. Çünkü neden? Son iki sene çok kötü bir Fenerbahçe vardı. Kayıp bir Fenerbahçe vardı. Bu yeni transferleri ilk maçlarda yenince Galatasaray kötü bir giriş, Başakşehir istediği çıkışı yapamadı. Herkes biz de dahil bu Fenerbahçe böyle kötü başlangıçla bu puanları topluyorsa eğer birini oyuncuları tanırsa daha iyi bir takım olurlarsa ne yaparlar diye hayal ettik. Yani daha iyi olur diye düşündük ama tam aksisi oldu. Hayal kırıklığı doğru. Yani hayal kırıklığı değil de yani demek ki bazen erken Reha hocam da erken bizim gördüğünü söyledi. Hani çünkü o arada çok Erman çok iyi yönemediler. Hatay maçını, Kara Gümrük maçını sonuna kadar hepsini söyledim hocam. Hatay'da beraber oynadın. Ben sana, yani dedim, galip ben sana ne dedim? İçime sinen bir tane maç yok. Doğru. Benim keyifli izlediğim korkmadan. Biz de bunu demek şey yaptık. Dedik ki bu takım daha oturmamışken bu maçları alıyorsa bir de oturursa, takım belli olursa oyuncu çünkü elinde öyle bir yedek kadro vardı ki iki tane Fenerbahçe takımı lige oynasa X'de ilk 10'da oynar dedik. Yedek takım Beşiktaş'a oynar. Ama öyle olmadı. Futbolda işte maalesef düşündüğün gibi olmuyor. Haftaya için zorlanacak. Bakacağız haftaya çok zor bir deplasman. Çok zor, ondan sonra da Başakşehir'le oynayacak. Rize Galatasaray gibi olmasın 4-0 Fener'e. Ya biz bak şimdi bak Antep, Erman biz hep konuşuyorduk. Biz yokken de Antep ligde en zor oynanacak bir takım. Geçen sene biz lige başlarken Antep'i 5-0 yendik Kadıköy'de hocam. Ama Antep Fenerbahçe'ye ters gelmiyor hocam. 3-6 var ama. 5-0 yendik. Dediler ki yani daha doğrusu Sinan Engin var. Söyledi. Dedi ki bu Antep lan dedi bu yani hani. Bu gider dedi zaten. Ha. O Antep neler yaptı? Evet, abi Antep. Çok zor. O hoca da çok iyi hocam. Ligde oynanacak en zor takımlardan bir takım. Yok Fenerbahçe'nin atılır haftaya maç. Hoca iyi hoca. Tamam. Ben şimdiden söylüyorum yani. Fenerbahçe'yi burada noktalıyoruz. Bu bölümü de burada noktalıyoruz. Tamam. Beğendiyseniz lütfen beğenine basın. Abone olmayı da unutmayın.